Elhamdülillah Rabbil Alemin. Bir insan tabii ki körü körüne inanmayacak, körü körüne bağlanmayacak, körü körüne bir şeye tabi olmayacak. Zaten bu elbet sıkıntı ve insanların yoludur, eyvallah. Aptalların yoludur yani, cehalet yoludur bir insana. Hatta şu dahi cehalettir, bir insanda birkaç doğru vardır. Sırf birkaç doğrusundan dolayı fark ettiğin yanlışlarını da sineye çekmek. Bugünkü liderperestlik, partiperestlik, bu saçmalıklar, bu putperestliğin bu zirveye çıktı, müşrikliğin zirveye çıktı. En çirkin hallerin temelinde bu vardır. Ama bilgi olduğu yerde, kesin bilgi, Rabbin katında olduğu aşikar olan kesin bilgi olduğu yerde, işte orası hemen kısmı oradan devreden çıkar. Yani körü körüne kısmı çıkar. Yani zamanın önemi kalmaz orada. Yani mesele körü körüne tabi olmamaktır. Körü körüne tabi olmaktan kurtulmanın yek yolu da göklerin ve yerin hakimi Allah'ın aydınlattığı, Allah'ın vahiy ile aydınlattığı yerden, yani ben o çizgiden konunun açıklığa kavuşmasıdır. Evet, yani insanlar dan zaten ben kendim yaşadıklarım üzerinde kendimi bu kadar süre içerisinde ancak kabul edebilmişken hemen beklemiyorum, ama anlamaya çalışmamalarını, işte orası yani işte orası kabul edilemez, anladın mı? Yani bir kişi anlamaya çalışıyordur ve bu süre geçiyordur, dinliyordur, tartıyordur, Rabbine sığınıyordur, ama hemen anlayamıyordur. O ayrıdır. Yani o saygıyla karşılanır, sana ne yapabilirim, nasıl yardımcı olabilirim. Yani hatta bir kişi yanlış anladığı için eleştirmeye dahi kalkabilir. Yani Rabbim buyruğu eleştirmez, anlaşılmaya çalışır. Aslında eleştirmez, ha nasıl yani, sorgulamak demek, anlamaya çalışmak demek. Orayı işte tutup da yanlış bir hükümle karalamak değildir tabii ki de. Elhamdülillah.